2006 yılında kurulan Kent Belleği Merkezi Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, Antalya'nın kent belleğini yaşatma ve kent hafızasına sahip çıkarak gelecek nesillere aktarma vizyonuyla kapsamı genişletilerek Kent Araştırmaları Merkezi'ne dönüştürüldü. Bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapacak, kentlilik bilincine katkı sağlayacak merkez, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı projesi kapsamında yeniden dizayn edilen Tarihi İpekçilik Mektebi binasına taşındı. Örneğin bu belge altından... Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Evren Dayar, Türkiye'nin en önemli yerel basın arşivine sahip ve Antalya'ya ilişkin tarihi dokümanları barındıran bir merkeze sahip olduklarını belirtti. Antalya gazetelerinin önemli bir koleksiyonu var. Bu koleksiyon aynı zamanda Türkiye'deki en önemli orijinal koleksiyonlardan biri. Latin alfabesiyle basıldığı dönem... Dayar, ilerleyen dönemde 1920'li yıllardan itibaren Antalya'da hem Osmanlıca hem de Türkçe yayınlanmış gazetelerden oluşan zengin bir arşivin dijital ortama aktarılıp online olarak erişime açmayı planladıklarını, merkezde bir de kütüphane olacağını kaydetti. Ortalarında kuruyor, hükümet konağında faaliyet gösteriyor ama 2. Abdülhamit döneminde, yüzyılın sonlarına doğru bugün kapalı yol olarak bilmiş olduğumuz bu yolda müstakil binasına taşınıyor. Bu fotoğrafta da aslında halk evi olarak, 1932 yılında halk evi olarak açılan ama 1950'li yıllarda eski, şurada görmüş olduğunuz fotoğraftaki binasından halk evine taşınan Antalya Belediyesi'nin fotoğrafını görüyorsunuz. Dünyanın en muhterem eseri